Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında haftanın dördüncü işlem gününde güçlü düşüşün ardından FED tutanaklarının açıklanması ve beklentilerin altında açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verileriyle birlikte değerli metale talebin artmasıyla beraber 10 saltının gün sonunda yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Haftanın son işlem gününde ise devam eden koronavirüs endişeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginlik 10 saltın olan talebi desteklerken olumlu açıklanan Amerika Birleşik Devletleri verileriyle dolarda gözlemlenen toparlanma sonucu altının aşağı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1930 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Artan talep ile birlikte ons altının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 1935, 1943 ve 1950 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli destek noktaları aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise sırasıyla 1920, 1912 ve 1900 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar Türk lirası tarafında ise haftanın dördüncü işlem gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ağustos toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %8,25 düzeyinde sabit tuttuğunu açıklarken Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik başvurularına beklenmedik bir şekilde tekrardan 1 milyonun üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ise yurt içerisinde tüketici güveni endeksi Ağustos ayının bir önceki aya göre %2,2 azalarak 59,6 olurken Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat piyama endekslerinde bir önceki aya göre 2,7 puanlık artış ile 53,6'ya çıktı. Açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ikinci el konut satışları ise Temmuz ayında %24,7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirildiğine ilişkin açıklamasının ardından yurt içi piyasalardaki hareketlilik dikkat çekerken dolar tarafında açıklanan olumlu verilerin etkisiyle kurun yukarı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,32 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelebilecek satışlarla birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 7,29, 7,26 ve 7,22 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gelebilecek olası alışlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerinde ise 7,34 7,37 ve 7,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise haftanın dördüncü işlem gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ve dünkü FED tutanaklarının etkisiyle kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler sürerken devam eden belirsizliklerin ons altına destek olması sonucu gram altında da yukarı yönlü sınırlı hareketlerin sürdüğünü gördük. Haftanın son işlem gününde ise açıklanan doğalgaz haberi ve takip edilen gelişmelerle birlikte kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler gözlemlenirken olumlu açıklanan Amerika Birleşik Devletleri verileriyle dolarda gözlemlenen toparlanma sonucu 10 saltının baskı altında kalması ile gün içerisinde gram altının yatay hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 455 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 451 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 457, 460 ve 463 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 454, 451 ve 448 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise haftanın dördüncü işlem gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ağustos toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %8,25 düzeyinde sabit tutması kararını hep birlikte yakından takip ettik. Euro tarafında zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarını yakından takip ettik. Haftanın son işlem gününde yurt içerisinde tüketici güveni endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,2 azalarak 59,6 oldu. Almanya'da imalat PMI endeksi Ağustos ayında 55,1'lik beklentilerin altında kalarak 55,6 seviyesinden 50,8 seviyesine gerilerken hizmet Piyama endeksi 51 seviyesinden 53 seviyesine yükseldi. Euro bölgesinde imalat piyama endeksi 52,9'luk beklentilerin altında kalarak 51,7 seviyesine açıklanan hizmet piyama endeksi ise 54,7 seviyesinden 50,1 seviyesine girildi. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleştiğine ilişkin açıklamasının ardından Yurt içi piyasalardaki hareketlilik dikkat çekerken beklentilerin altında açıklanan ekonomik verilerin euro üzerinde baskı oluşturması ile çaprazın aşağı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 8,70 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 8,70 direnç seviyesinin Altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 8,63, 8,59 ve 8,55 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gelebilecek olası alımlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerinde ise, 8,70, 8,74 ve 8,78 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro-Dolar paritesinde ise haftanın 4. işlem gününde Euro bölgesinde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Avrupa Merkez Bankası toplantı sonakları takip edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde tekrardan 1 milyon üzerine çıkarak 971 binden 1 milyon 106 bine yükseldi. Haftanın son işlem gününde Almanya'da imalat piyama endeksi Ağustos ayında 55,1'lik beklentilerin altında kalarak 55,6 seviyesinden 50,8'e gerilerken Hizmet PMI endeksi 51 seviyesinden 53 seviyesine yükseldi. Euro bölgesinde imalat PMI endeksi 52,9'luk beklentilerin altında kalarak 51,7 seviyesine, açıklanan hizmet PMI endeksi 54,7 seviyesinden 50,1 seviyesine geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise imalat PMI endeksi bir önceki aya göre 2,7 puanlık artışla 53,6 seviyesine çıkarken açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ikinci el konut satışları Temmuz ayında %24,7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde devam eden endişelere ek olarak açıklanan ekonomik verilerle birlikte paritenin aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Euro-Dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,1820 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,1790 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,1840, 1,1870 ve 1, 19 10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1,1790, 1,1760 ve 1,1730 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise haftanın dördüncü işlem gününde OPEC Plus grubu petrol piyasasının koronavirüs salgını sebebiyle yavaş iyileştiğini açıklamasına ek olarak Fed'in ekonomik toparlanmanın virüsün kontrol altına alınmasına bağlı olduğu düşüncesini vurgulayarak pandeminin ekonomik faaliyetler üzerindeki ağır bir baskı oluşturacağını söylemesiyle beraber Brent petrolde aşağı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Haftanın son işlem gününde dalgalı seyrini sürdüren Brent petrolün açıklanan veriler ve devam eden gelişmelerin neden olduğu arz endişeleriyle birlikte aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 44 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 44,40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 45,20 45,80 ve 46,30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 44,40, 44 dolar 44 ve 43,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>